Vektörlerle ilgili inceleyeceğimiz son işlemse vektörleri çarpma işlemi. Şimdi normal sayılardan farklı olarak vektörler bir yön bilgisi de içerdiği için farklı çarpmalar tanımlamamız mümkün. İki vektörü çarpıp bir sayı bulabiliriz, iki vektörü çarpıp bir başka vektör bulabiliriz. Şimdi ilk etapta bizim işimize yarayacak olan iki vektörü çarpıp bize bir sayı veren ve iki vektörün sayısal çarpımı. Şimdi iki tane vektörümüz olsun. A vektörümüz ve B vektörümüz. Yine iki vektöre bakalım. Şimdi bu iki vektörün sayısal çarpımı şu şekilde tanımlayacağız. A vektörü büyüklüğünü biliyoruz. A vektörünün büyüklüğü ile B vektörünün büyüklüğünü çarpıp aradaki açıya da teta dersek bir de bu aradaki açının kosinüsü ile çarptığımız zaman elde ettiğimiz sayı bu iki vektörün skalar sayısal çarpımı olarak tanımlanır. Şimdi tanımından da göreceğiniz gibi İster A vektörüyle B vektörünü çarparsanız, ister B vektörüyle A vektörünü çarparsanız, yer değiştirebilirsiniz. Sayısal çarpımın sonucu değişmeyecektir. Tabii ilk başta bu çarpım biraz niye böyle bir çarpım tanımladık diye düşünebilirsiniz. Biraz garip gelebilir. Ama bu çarpıma şöyle de bakabiliriz. B vektörümüz, A vektörümüz. Şimdi A vektörünün ucundan B vektörüne dik bir çizgi çizdiğimiz zaman B vektörünü bu noktada kesecek. Şu uzunluk, şu büyüklük, A vektörünün büyüklüğü, şurada bir dik üçgenimiz var. A vektörünün büyüklüğü çarpı aradaki açının kosinüsüne eşit olacak. Dolayısıyla A vektörü ile B vektörünün sayısal çarpımı A vektörünün B vektörü yönündeki iz düşümünün büyük bileşeni, B yönündeki bileşeni çarpı B vektörünün büyüklüğüne eşit olacaktır. Benzer şekilde isterseniz B vektörünün ucundan A vektörüne dik bir çizgi düşünebilirsiniz. Şekilde de görüldüğü gibi B vektöründen A vektörüne gösterdiği doğruya bir dik çizdiğiniz zaman da onun kestiği A vektörünü kestiği nokta oluşan dik üçgende A vektörü boyunca uzanan kısmın konumu, A vektörünün kestiği noktanın konumu, B vektörünün büyüklüğü çarpı aradaki açının kosinüsünden başka bir şey değil. Şimdi eksenleri ve koordinatları tanımlarken hatırlarsanız hep şundan bahsetmiştik. A vektörünü tanımlarken x eksenine bir dik çizmeden bahsetmiştik ve oradaki o dik çizginin kestiği nokta olarak tanımlamıştık. Tabi bu tanım her ne kadar pratik olarak kullanabileceğimiz bir tanım olsa da matematiksel olarak ifade etmemiz gerekiyor. Skalar çarpım aslında bir bakıma bunun matematiksel ifadesinden başka bir şey değildir. Eğer herhangi bir vektörün herhangi bir başka vektör doğrultusundaki bileşenine bakmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu iki vektörün sayısal çarpımını hesaplamaktır.